Ejderha ile insanın birlikteliğinden doğma bir melez olan Shivana, hayatı boyunca ait olma hissinin peşinden koştu. Gördüğü kötü muamele ve ön yargı onu vahşi bir savaşçıya dönüştürdü. Shivana'nın yoluna çıkmaya cüret edenler içindeki ateşli canavarla tanışır oldu. Ejderhalar genç kızın yarı ejder kanını bir garabet olarak gördü ve Shivana gençliğini acımasız bir ejder tarafından kovalanarak geçirdi. Sürekli kaçmak zorunda olan ejderha toplumunun dışladığı baba ve kız yuva nedir bilmediler ve sayısız kovalamacayla dövüşlerin sonunda Shivana kindar ve hırçın bir haline geldi. Yıllar süren kaçak hayatından sonra babası peşlerindeki ejderhaya yenik düştü ama ölürken rakibini ağır yaralamayı başardı. Üzüntüden ve öfkeden deliye dönen Shivana ise babasının yaralı katilinin peşinden gittiği sırada aynı ejderin peşindeki bir grup insana rastladı. Adamlar Shivana'ya korku dolu gözlerle bakarken liderleri kıza sükunetle yaklaştı. Adam kendini Demacia Prensi 4. Jarvan olarak tanıttı ve Shivana'ya intikam arayışında yardımcı olmayı önerdi. Birlikte Shivana'nın babasını katleden ejderhayı buldular. Shivana insanların sağ kalmasını beklemiyordu ama ateşle çeliğin çarpışmasında insanlar olağanüstü bir kuvvetle savaştılar. Demir kıyafetli savaşçılar rakiplerini saf dışı bırakırken Shivana ölümcül darbeyi indirerek canavarın kalbini bedeninden söktü. Yarı ejderin yırtıcılığından etkilenen Jarvan ona seçkin muhafızların arasında bir yer teklif etti. Shivana, insanların gözlerindeki korku ve şüpheyi görebiliyordu ama bir yuvanın özlemi içerisindeydi. Jarvan'ın sözüne güvenerek teklifi kabul eden yarı ejder artık bir Demacia savaşçısı olarak görev yapıyor. İnsanlar onun gücünü takdir etse de Shivana'ya karşı mesafeli davranıyorlar. Oysa prensin gösterdiği nezaketin karşılığını içindeki ejder gücüyle vermeye çalışıyor ama insanların ondan korkmakta haklı olup olmadığını da merak ediyor.